Arda Turan'ın bir tek söylediği laf budur. Bizim ona ne kızmaya, ne senin işine karışma demeye, ne de herhangi bir cümle söylemeye hakkımız yoktur. Arda Turan değerli bir oyuncudur. Biz kendisinden istediğimiz bilgiyi duyduk ve biz zaten kararı biz veririz. Ama biz bilgi takviyesi yaptık. Böyle azarladı, mazarladı, buna ayıp şeref. Kaç yaşına gelmiş bir insan. Yani ben hiç işim gücüm yok buradan durmadan yani herkesi azarlamak için mi buradayım ya? Artık ayıp oluyor. Ve ahlaksızlık oluyor. Bakın çok net ağır konuşurum. Hiçbiriniz altından kalkamazsınız yani. Benim adımı artık bu şekilde anlamazsınız. Ben bir şey söylemişsem onu bana ispatlı olarak göstermesini söyle. Ben zaten bak söyledim arkasındayım. Fenerbahçe yeni teknik direktörünü sizlerin huzurlarınızda imzayla başlatıyoruz. Hiçbir anlaşma imzalamadık İsmail Kartal'la. Yani şu kadar olacak, bu kadar olacak, falan bu olacak, bu yok. İsmail Kartal'la diye bütün diğer hadiseleri bizim futbol aşe açıklayacaktır. Biz burada imza töreni yapıyoruz. Bir laf var, hep söyleriz. Camianın içinden, camianın çocuğunu, camianın bilmem neyi. Hayır. Sayın İsmail Kartal bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nde teknik direktörlüğü hak etmiş bir spor adamıdır. Öyle bizim çocuğumuz bilmem şu bu şeyle bakmıyorum ben olaya. Arkadaşlarım da aynı şekilde. İki gündür, üç gündür beraber çalışma yaptık. Hem spor kulübü olarak hem futbol AŞ olarak yönetimleri bir araya geldik. İyice değerlendirdik. Her türlü değerlendirme yaptık. Ve biz Sayın İsmail Kartal'la Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını yürütmeye karar verdik. Bakın söylüyorum, hiçbir şeyle yani bu camiamızın çocuğudur, işte şu bizden de bilmiyorum, yok. Her şeyi konuştuk. Açık açık net konuştuk. İnşallah uzun yıllar bu kulübe hizmet edecektir. Kendisinden önce burada çalışanlara artık sizleri de rica ediyorum doğruları yazın. Ne Aykut Kocaman, ne Ziko, ne efendime söyleyeyim Ersun Yanal, Türkiye'de hiçbir takıma başarılı olamamışlardır. Bak altını çiziyorum. Varsa değil ki bu takımda başarılı olur, burada şöyle yaptı. Ama Fenerbahçe'yi şampiyon yapmışlardı. Ama kendileri yapmamışlardı. Burada bir ekip çalışması vardı. Bu ekibin içerisinde başkanı, yönetimi, antrenörü, kondisyonörü, bekçisi, taraftarı, kongre üyesi hepsidir. Bir ekiptir. Bu ekip armoni, aynı sesi çıkarmazsa, aynı melodiyi çalmazsa başarılı olamazsınız. Bu kadar basit. Kimse üstüne alınmasın. Yani ben şampiyon yaptım demesin. İyi inceleyin, iyi bakın. Doğum. Trabzon'a burada şampiyonluğu kaybettik. Bizi iki defa şampiyon yaptı. O mu yaptı bütün şampiyonlukları? Kaybettiğini o mu kaybetti? Bunların tartışmasını yapın. Denizli. Geç. Aykut Hoca. Evet. Galatasaray'la burada ligi kaybettik. Ama ertesi şampiyon olduk. Bu değerlendirme ya. Bir sene şampiyon olmakla bu değerlendirmeleri yapmayın. Bundan sonra herkes için açık konuşacağım. Herkesle yaşadığımı da söyleyeceğim. Bakın söylüyorum. Daha çok ağır şeyler konuşurum. O zaman iyi şeyler olmaz. Ben ne çekiyorsak biz kurumsal yapı diye susuyoruz. İçimize atıyoruz. İçimizde dengeleri kurmaya çalışıyoruz. Ama başkaları gidip rakı masalarında, sohbet masalarında yalan şeyler anlatıyorlar. Biz de cevap vermeyeceğiz diye. Ama bundan sonra herkese cevabım vardır bilin. Özür dileyerek şimdi İsmail'cim kusura bakma. Sayın Hocam, biraz derdimi döktüm ama şimdi gelelim esas meselemize. Biz İsmail Hoca'yla uzun yıllardır bu kulüp içerisinde beraber çalıştık, görevler aldı. Bu yetki artık Fenerbahçe futbol takımının sorumluluğu, yetkisi, her türlüsü İsmail Hoca'ndır. Başarı İsmail Hoca'ndır, başarısızlık Aziz Yıldırım ve yönetimindir. Hayırlı olsun, Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim. Tamam.